Şimdi Amerika'daki seçimler biliyorsunuz son güne kadar geri sayımı hep beraber yaptık Dünya ve Biz programında. Dün akşam Amerika'da seçimler bitti ve çıkan tabloda ana akım Amerikan medyası Joe Biden'ın, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın seçimi çok rahat kazanacağını öngörmüştü. Ama bugün The New York Times manşetten şöyle bir haber veriyor. Demokratlar Cumhuriyetçi eyaletlerde kolayca kazanacağını düşünmüştü ama şimdi tırnaklarını kemiriyorlar dedi. Neden? Çünkü bu seçimde Demokrat Parti haritada gördüğünüz mavilerle işaretlidir. Cumhuriyetçiler de kırmızı. Şimdi onların beklentisi işte Türkiye'den baktığımız zaman uçak tekerleklerinin değmediği Amerika, Orta Amerika'da da ekseriyette Cumhuriyetçi Parti egemendir. Orada demokratların çok uzun yıllar sonra ilk defa nüfuz edeceğini ve bu eyaletlerde de kazanacağını, haliyle de Amerikan seçim sistemindeki seçici kurulda Joe Biden'ın çok rahat bir seçim zaferi kazanacağını öngörmüşlerdi. Ama böyle bir şey olmadı. Florida son derece kritik. Hangi başkana gidecek olursa seçimin sonucunu da belirleyebilecek bir eyalet olarak öngörülüyor. Son 14 Amerikan başkanlık seçiminde 13'ünde Florida'yı kazanan Beyaz Saray'ı da almış. Fox News Amerika'da Florida'yı Amerikan Başkanı Trump'ın kazandığını söyledi. Diğerlerinde biraz daha temkinli ama herkes Florida'da Trump'ın kazandığı yönüne doğru yorumlar yapıyor. Pensilvanya bilmiyoruz çünkü Pensilvanya'da erken oy verme işlemlerinin sayımı da bugün sandık kapandıktan sonra başladı. Ve böyle ilginç bir dinamik var. Gördüğümüz kadarıyla Beyaz Saray'ın sahibinin kim olacağı bilinmiyor. Joe Biden Demokrat Parti'nin adayı çok kısa bir süre önce yaklaşık yarım saat 40 dakika önce kameraların karşısına çıktı ve dedi ki Amerikan halkı kararını verdi şimdi sabredeceğiz ve sandıktan kimin çıktığını Amerikan halkının daha ağırlıklı olarak kime oy verdiğini göreceğiz dedi. Donald Trump'ın da her an kameraların karşısına çıkması bekleniyor. Ancak Twitter'da bir paylaşım yaptı Amerikan başkanı ve dedi ki büyük kazanıyorum ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz dedi ve Twitter buna erişim engeli getirdi. Çünkü buradaki Başkan Trump'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir şerh koştu Twitter. Diyeceğim şimdi bu Amerika'daki seçimleri bizim için daha iyi anlayabilmemize yardımcı olması için Amerika'da saat 2:24 ayakta kalan Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Komitesi de kıdemli danışman, eski danışmanlarından Alan Makoski ile konuşacağız. Alan, good morning. Alan, günaydın. Günaydın. İyi bir seçim günü diliyorum. Teşekkür ederim. Benim için burada sizinle KRT televizyonunda programda olmak büyük bir ayrıcalık ve burada Türk halkına konuşuyor olmaktan da memnuniyet duyuyorum. Eski bir dostum olarak seni de görmek büyük bir mutluluk bu kritik günlerde. Ben de Washington'ı özlüyorum. Keşke orada olabilseydim. Bütün bu tarihi seçimi aktarıyor olabilseydim. Demokratların bir kolayca zafer kazanacağı bekleniyordu Beyaz Saray için. Ancak şunu görüyoruz, durum bu değil. Demokratlar kolay bir zafer kazanmıyor. Demokratların Başkan Trump'ı temsil ettikleri Amerika'nın karanlık yüzünü temsil ediyor olarak gösteriyordu demokratlar Trump'ı. Şimdi Amerikalıların büyük bir çoğunluğunun kendisine oy verdiğini görüyoruz. Benim sana sorum şu. Şimdi kimin kazandığını henüz bilmiyorken Beyaz Sarayı başkanlığı kimin kazandığını bilmediğimiz bu aşamada. Bu resim bize neyi anlatıyor? ABD halkı kamuoyuyla ilgili olarak nasıl bir demokrasi görüyoruz. Biden aday olduğu zaman bir birleştirici olmak iddiasındaydı. Eğer seçilecek olursa sonunda gerçekten Amerikan halkını, toplumunu birleştirebilir mi? Bu kadar büyük sayıda Trump'a oy veren bir kitle varken. Öncelikle şöyle müsaadenizle şunu yeniden ifade etmek isterim sizin ifadelerinizle. Demokratlar gerçekten büyük bir farkla kazanmayı beklemiyorlardı. Birçok kişi
buradaki anketler Biden'ı çok önde gösteriyordu. Ama demokratlar çok ihtiyatlıydı. Çünkü şunu hatırlıyorlar, 2016'da da o anketler onları önde gösteriyordu ve kaybettiler sonunda. Dolayısıyla demokratların söylediği şuydu, büyük bir farkla kazanacaklarını bazıları söylüyordu. Ama bunlar daha ziyade medyadaki kişilerdi, demokratlardan ziyade. Bunu ifade ettikten sonra, önemli bir şey söz konusu seçim gecesiyle şu ana kadar 2016'da olduğu gibi aynı şekilde Trump evet seçimleri de başarısızdı belki anketlerde ama Biden daha %6 ile 10 önde gösteriyordu hangi ankete baktığınıza göre ancak bütün hepsinde 2 ila 8, %2 ila 8 arasında bir fark gözüküyordu. Bu da çok yakın bir seçim, çok yakın bir seçim. ABD'de ne anlama geliyor bu şuna bakacak olursak? Amerika halkı için, Amerikan toplumunun birleştirilmesi adına, bir araya getirilmesi adına... Sanırım söylediğiniz şu, bizim seçimlerden önce gördüğümüz Birleşik Devletler'de halen bölünmüş bir ülke ABD. Trump burada ülkenin yaklaşık yarısı tarafından, belki biraz daha fazlası tarafından çok karanlık bir figür olarak görülüyor Trump ve şöyle birisi, demokrasi için kötü birisi olarak görülüyor. Sağlığımız için de kötü birisi olarak görülüyor ve birçok bakımdan kötü birisi olarak dış ilişkiler adına da ve o çok da kötülenen birisi, ülkenin yarısı tarafından da kötülenen birisi Trump. Ancak ülkenin diğer yarısı da çok kendini özdeşleştiriyor Trump'la, kendilerinin sözcüsü olduğunu, onların tarzını yansıttığını düşünüyorlar. Ve kendileri için en iyiyi gönlünden geçirdiğine inanıyorlar. Bu çok büyük bir bölünme ülkede ve iki tarafta dürüst olmak gerekirse çok birbirlerini anlamakta da çok zorlanıyorlar ve Joe Biden bir birleştirici olma iddiasında dediğiniz kendisinin iddiası. Evet, bu ülkeyi bir araya getirip birleştirmek çok zor. Bazı sebepleri var. Neden Biden böyle bir teklifte bulunuyor, iddiada bulunuyor? Biden'ın her zaman iyi ilişkileri olmuştur mavi renkle. Yani alt kesimden daha düşük ekonomik kesimle, mavi yakalılarla ve birçok insan Trump'a oy vermiş birçok kişiyle iyi ilişkileri olmuştur Biden'ın. Kendim düşündüğümde Hillary Clinton'dan daha fazla bu ilişkileri olmuştur alt ve orta gelir grubuyla Biden'ın. O ABD'deki devasa orta gelir grubuyla ve bunlar kendilerini Biden'a yakın hissediyorlar. Ama bununla birlikte ona oy vermemiş gibi de görünüyorlar sayısal olarak baktığımızda. Beklendiği ölçüde en azından. Bir şeyi de ifade etmem gerekir. Toplumsal konuyla ilgili olarak ve Trump'ın anketlerde geride kalmasıyla ilgili. Şöyle bir fenomen var, bir olgu var. Ve şuna inanıyoruz. 2016 yılında gördük ve şimdi tekrar görüyoruz sanır. Çekingenler, Trump'a oy veren çekingenler, utanç Türkçesi, hani utangaçlar, çekingen seçmen. Anketlerde cevap vermeyen, kararsızlar veya cevap vermek istemiyorum diyorlar. Çünkü toplumsal olarak kabul edilemez buluyorlar Trump'ı desteklemeyi ama en nihayetinde günün sonunda o seçim sandığının başındaki mahremiyet alanında Trump'a oy veriyorlar. Ve bu 2016'da bu olmuştu, şimdi de böyle oluyor gibi görünüyor. Bunları söyledikten sonra halen bana şöyle görünüyor. Joe Biden en iyi cumhurbaşkanlığı için en iyi yolu izledi. Fox'un haberlerine göre cumhuriyetçilere yakın çok objektif bir iş çıkardılar Fox'un habercileri. 236 o farkla kazanılması gerekene çok yakın bir şekilde. Eğer Biden bunu kazanacak olursa Pensilvanya'yı veya başka bir eyaleti
270'e üzerine çıkacak. Trump'ın bu durumda masayı devirmesi gerekir. Bilmiyorum Türkçe'ye bunu nasıl aktarabilirsiniz ama masayı devirmesi gerekir. Trump'ın her bir eyaleti kazanması gerekiyor. Ve güney eyaletleri tutması gerekiyor 2016'daki gibi. Ve bunlardan iki tanesi Georgia ve Kuzey Carolina çok yakın. Trump her ne kadar önde olsa da fark çok yakın buralar. Olasılıklara baktığımızda yakın zamanda bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ama ancak bu devam ederken şiddet görülebilir mi Amerikan sokaklarında? Şimdi çok az bir süremiz olduğu için yayında siz Dış İlişkiler Komitesi'nin eski danışmanlarından birisiniz, kıdemli bir danışmanısınız ve Demokratlarda şöyle bir beklenti var. Demokratlar çoğunluğu sağlayacak Senato'da gibi bir beklenti var ve bu olmayacakmış gibi de görünüyor. Burada bilinmeyen şey Beyaz Saray. Benim sorum şu, olasılıklara dayanarak bu şekilde olacak olursa, eğer Senato bu şekilde kalırsa, Demokrat çoğunluğunda kalırsa Senato ve Beyaz Saray Joe Biden'a gidecek olursa, Demokrat birisi başkana, ABD-Türkiye ilişkileri nasıl etkilenir bundan? Sanırım Biden'ın başkan olması meselesi en temel değişiklik kaynağı olacaktır. ABD-Türkiye ilişkilerinde Joe Biden'ın başkan olması en temel faktör olacaktır. Senato'nun demokrat veyahut da cumhuriyet olması çok fazla da fark etmeyecektir. Türkiye kongrede bugünlerde çok popüler değil, dürüst olmak gerekirse. S-400 ve diğer başka meseleler yüzünden, özellikle de S-400 meselesi yüzünden. Bu nedenle birkaç meseleden birisi ABD kongresinde tarafsız olarak parti amacı gütmeden Türkiye ile ilgili memnuniyetsizlik meselelerinden birisi S-400. Bu nedenle Türkiye açısından Senato'nun demokrat veya cumhuriyet olması o kadar da önemli olmaz. Eğer Biden Beyaz Saray'da olacak olursa, Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın bir dostunu Donald Trump'ı kaybetmiş olacak. Bir tarihi geçmiş var Biden ve Erdoğan arasında ve bu da çok olumlu, pozitif bir geçmiş değil. Bir mülakat vermişti Biden New York Times'a ve bazı sebeplerle Türkiye'de bu pek yansıtılmadı. 2-3 ay öncesinde bu Erdoğan'ı burada otoriter olarak nitelemişti ve ABD'nin hükümeti değiştirmek için çaba harcaması gerektiğinden bahsetmişti Türkiye'deki hükümeti. Ve bu da kendisi de bunun kötü bir fikir olduğunu söylemişti sonra, ama bir tarihi geçmişi var. Türkiye'ye yaptığı bir ziyaret var. Başkan yardımcısı olduğu dönemde ve birkaç hafta sonra, darbe girişiminden sonra Türkiye'ye ziyarette bulundu. Erdoğan'ın sevmediği kişilerle de bir araya gelmişti. 2014 başında Türkiye'nin IŞİD'inle ilgili olarak Türkiye'yi suçlayıcı söylemleri olmuştu. Böyle bir geçmişleri var. Erdoğan'la Biden'ın çok da hoş olmayan bir geçmişi var. Biden yeniden bir ittifak sağlama çabasında olacak. NATO ittifakını ve ABD'nin NATO ittifakıyla ilişkilerini, bir savaş istediğinden emin değilim. Türkiye ile bir savaş istiyor olmayacaktır. Ancak üç ana biçimde Türkiye-ABD ilişkileri etkilenecektir bu durumdan. Biden başkan olur olmaz, eğer Biden gerçekten kendi yolundan çıkmayacak olsa da biz Türkiye ile zorluklar yaratmak için özel bir çaba göstermese de, birincisi Biden insan haklarına inanan birisi ve insan haklarının dış ilişkilerin merkezinde olmasını, evet bu retorik bir söylem meselesi, ancak insan hakları konusunda çok fazla konuşuyor. Bu da Trump'ın yapmadığı bir şey. Trump insan haklarının dış ilişkilerin bir parçası olduğuna pek inanan bir başkan değil. Birleşik Devletler'de devlet başkanlığı, başkanlık seviyesinde bu konularda birçok başkaca meseleler, yakalanan, tutuklanan kişiler,
düşünce suçlu Osman Kavala gibi veyahut da medya üzerindeki baskılar Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına hakaretten hakkında soruşturma atan kişiler bunlarla ilgili olarak. İkinci mesele, Biden kongre kanunlarını uygulayacaktır, kongre kararlarını. Bir kanun geçirilmişti. Katsa kanunları yaptırımlarıyla ilgili olarak ABD'ye muhalif olanlara yaptırımlar ve bu da önemli ölçüde işlemler yapan Rusya savunma veyahut da istihbarat birimleriyle iş yapanlara karşı S-400'lerle Türkiye tam da bunu yaptı. Trump kanunu görmezden geldi ve bu yaptırımları, Katsa yaptırımlarını uygulamadı. Burada bir son dakika haberi var. Başkan Trump şu iddiada bulundu. Seçimleri kazandığını iddia ediyor Başkan Trump ve şunu söylüyor. Muhtemelen çok büyük bir ihtimalle yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini haberlerde şu an son dakika olarak bu iddiayı görüyor. Tekrardan bunun çağrışımlarına veya ne getireceğine geçecek olursak, ideal olarak seçimi kimin kazandığıyla ilgili olarak bir mutabakata varılacaktır. Oylar sayıldıktan sonra çok yakın olduğu için oylar ve Trump'ın da belirttiği şekilde sonuçlanırsa, eğer Biden kazanacak olursa birçok davalar açılacaktır veyahut da mahkemelerde oy sayımı ile ilgili olarak iddialar da olacaktır. Bu postayla kullanılan oylarla ilgili olarak mahkemede dava açacaktır Trump tarafı. Bu çok uzun zamandır konuşula gelen bir şey. Şimdi burada şu ihtimali tetikleyebilir mi? ABD sokaklarında bir şiddet vakası umarım ki böyle bir şey yaşanmaz. Elbette çok yüksek bir gerilim yaşanacak. Eğer bu şekilde olacak olursa, Biden kazanacak olursa, ancak bu Trump buna itiraz edecek olursa çok yüksek gerilim yaşanacaktır. Amerika'nın iki tarafı arasında, daha önce tarif ettiğim toplumun bu iki kesimi arasında elbette bu şiddete yol açabilir. Ümit ederim ki böyle bir şey yaşanmaz ve bu barışçıl yollarla çözümlenir. Tekrardan ABD-Türkiye ilişkilerine dönecek olursak, Ankara'dan konuşurken şunu Trump ve Biden arasında bir eşitlik olması ve belki birkaç hafta boyunca Cumhurbaşkanlığı kimin kazandığına karar verilemezse ne olur bu durumda? Biliyorum çok sınırlı bir vaktimiz var burada ama bir eşitlik olmasa dahi 270 koltuğu alamasa bile herhangi bir taraf, bu durumda Temsilciler Meclisi'ne taşınır seçim ve bu çok karmaşık bir süreç aslında. Aynı zamanda bu 19. yüzyılın başından beri hiç yaşanmamış bir şey, bu Birleşik Devletler'de böyle bir eşitlik ve Temsilciler Meclisi'ne başkanlık seçiminin taşınması. Eğer Temsilciler Meclisi'ne gidecek olursa bu iş eşitlik olması durumunda. Şunu sormak isterim. 19. yüzyılın başında bunun olması ihtimalini bugün görüyor musunuz? Sonra ABD-Türkiye ilişkilerine geri dönmek isterim. Bu muhtemel değil. Bunun olmasını muhtemel görmüyorum. Daha sonra ABD-Türkiye ilişkilerine geçebiliriz. Senato ile başladık ama Dış İlişkiler Komitesi'nde uzun yıllar siz danışmanlık yaptınız. Benim ABD'de bulunduğum dönemlerde bir muhabir, bir gazeteci olarak Türkiye Dostluk Grubu vardı bir Temsilciler Meclisi'nde ve en iyi günlerinde bu Dostluk Grubu'nun 169 üyesi vardı Temsilciler Meclisi'nde. Bugün bu 89'a düşmüş durumda Türkiye Dostluk Grubu'nun üye sayısı. Ne söylemek istersin? Ankara nasıl görülmekte? Ankara ilişkilerini ABD ile şekillendirirken ne kadar önemli görüyorsun bu ABD-Türkiye Dostluk Grubu'nu, Temsilciler Meclisi'ni ve bir sonraki Temsilciler Meclisi ve Senato'da durum nasıl olacak? Bu dostluk grubunun üye sayısı Türkiye'ye olan duyguların bir yansıması aslında. Son birkaç yıl içerisindeki bu dramatik düşüşte Türkiye'nin duruşuyla ilgili olarak birçok şeyi aslında yansıtmakta. Uzun vadeli olarak bakarsak Türkiye tarihsel olarak kongrede bu sorunları hep yaşamıştır. Ancak Erdoğan'ın ilk zamanlarında
İlk 10 yılında veya biraz daha ilerisinde Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde ilk 10 yılında Türkiye çok popüler olmuştu kongrede ve Müslüman bir çoğunluk olan devletin demokratikleştiğini, bir model teşkil edebileceğini İslam dünyası için, Müslüman dünyası için bir algı vardı ve bu değişti. Ve bu da Gezi Parkı protestolarıyla değişmeye başladı, dürüst olmak gerekirse. Ve kesinlikle bu değişirken Türkiye daha fazla Kürtlere baskı yapmasıyla ve S-400 satın alımıyla 2 yıl önce, bu daha da arttı Rusya'dan S-400'lerin satın alınmasıyla. Sanırım en büyük mesele de bu oldu. Türkiye bildiğiniz gibi yasaklandı. F-35'lerin Türkiye programından çıkarıldı, F-35 programından ve F-35'leri satın alması engellendi. Rusya bir düşman olarak görülüyor ABD'de ve Türkiye'nin de bu S-400'leri, çok ana bir silah sistemini Rusya'dan satın alması, bu da kabul edilemez bir, her iki parti için de, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetler için kabul edilemez bir mesele. Bir 5 dakika kadar vaktimiz kaldı. Şimdi yayını kapatmadan önce şöyle bir analiz yaparken, Biden'ın başkanlığı nasıl etkileyecek ABD-Türkiye ilişkilerini? Trump seçilecek olursa sanırım herhangi bir değişiklik olmayacaktır çok fazla. O nedenle Biden'a odaklanıyor. Ancak burada gündemde daha fazla S-400'lerin olacağını, insan haklarının, Katsa yaptırımlarının yakın zamanda belki uygulanabileceğini, Halkbank'la ilgili olarak da belki bir şeyler, 1-2-3 olarak ne bekliyorsun? Ne tür değişiklikler? Biden eğer başkan olacak olursa Türkiye ilişkilerde ne tür değişiklikler? 1-2-3'ü aslında sen sıraladın, özetledin benim hususlarımı. Birincisi insan hakları meselesi, ikincisi Katsa yaptırımları, üçüncü sırada Halkbank soruşturması ve yargılamasının devam ettirilmesi. Bildirildiği üzere Başkan Trump bu soruşturmayı engellemeye çalışmıştı, Halkbank soruşturmasını. Şüphesiz Biden bunu yapmayacaktır. Geleneksel yöntemi izleyecek ve New York savcılığının bu soruşturmayı kendi başına yapmasına izin verecektir. Ve Halkbank soruşturması daha da derinleşerek ilerleyecektir. Ve neredeyse kesin ki bu durumda Halkbank ceza hazine tarafından yaptırımlara, birkaç milyar dolarlık yaptırımlara maruz kalacaktır. Tam olarak miktarı bilinmemekle birlikte ne ölçekte Halkbank'ın İran'a ne ölçüde yardım ettiğine bağlı olarak yaptırımların arkasından dolaşmak suretiyle hızlıca olabilecek şeylere bakacaksa Doğu Akdeniz'de de Biden'ın Doğu Akdeniz meselesinde de Biden'ın da Türkiye'ye karşı açıkça bir sert tutum almayacağını, ancak Yunanistan ve Rum tarafıyla ilgili olarak çok uzun vadeli ilişkileri var. Yunanistanlı Amerika toplumuyla, Amerika'daki Yunan toplumuyla ilişkileri var. Şunu söyleyebilir misin bize? Türkiye'nin ABD için daha az önemli hale gelecek mi Türkiye ile ilişkiler önümüzdeki yıllarda? Sanırım Biden Türkiye'nin jeostratejik önemine farkında ve Türkiye'yi şemsiyenin altında tutmaya çalışıyor ve işbirliğimiz olan bir ülke ve müttefikimiz olarak tutmaya çalışacaktır. Ancak size açıkladığım sebeplerden dolayı bu yapması gereken şeyler var. Kim olursa olsun yapması gereken şeyler var. Bu çok çok zor olacak sanırım. Alan, çok çok teşekkür ederim. Gecenin bu geç vaktine kadar kalıp yayınımıza karıştığın için, kaldığın için, bizimle paylaştığın düşüncelerin çok çok önemliydi bizim için. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. 12.20'de her zaman olduğu gibi Dünya ve Biz programıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi söz İstanbul'da.